Odak noktasından mutlu akşamlar. Evet, son 24 saate damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Oysaki dünyada, Türkiye'de, bölgede, ülkemizde tartışılması, konuşulması gereken o kadar çok daha ciddi sorun var iken biz bir açıklamayla, videoda yapmış olduğu ve sosyal medyaya paylaşmış olduğu bir açıklamayla gündeme oturan ve ülkeden sınır dışı edildikten sonra gerek sınır dışı edildiği an ve gerekse Türkiye'de Atatürk Havalimanı'nda karşılaşmış olduğu tepkiler nedeniyle hepimiz bir internet fenomeni haline dönüşen sansasyonel açıklamalarıyla ülkemizin de yakından tanıdığı bir modacıyı konuşuyor olduk. Gerek Türkiye'de tepki toplayan, gerekse yine ülkemizde tepki toplayan açıklamalara bir yenisini daha eklemişti yılbaşı gecesi yaptığı değerlendirmelerde. Ve sonunda söz konusu şahıs ülkemizden sınır dışı edildi. Bugün meclisinde de en çok konuştuğu konulardan bir tanesi buydu. Halbuki buna benzer pek çok daha konu tartışılmayı beklerken, onlarca yasa geçmeyi beklerken biz hala da mecliste yılbaşı rehavetini yaşıyoruz. Milletvekillerimizin pazartesi günkü ilk toplantısının da 45 dakikalık sürmesinin nedenlerinden bir tanesi de herhalde buydu diye düşünüyoruz ve hala etkileri bugüne de yansımış gibi görünüyor. Her neyse, bütün bunları aslında bir kenara bırakmak gerekir. Tabii ki düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü her şeyin önündedir, ancak tabii ki özgürlüğün de bir başka insanın, bir başkasının özgürlüğünü, özgürlüğün kısıtlığı da anda bittiği noktasında da herhalde herkesin malumudur. Bu bağlamda tabii ki insanların inanç, özgürlük, vatan, millet ve değerlerine yönelik olarak saldırıların da tabii ki saygı göremeyeceğini belirtmekte fayda var. Ve tabii ki darp gibi, saldırı gibi, fiziksel şiddet gibi olayları bizim de takdir etmediğimiz malum, bir gazeteci olarak da asla bunu kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz ama bu durumu kınamıyoruz. Asıl bu ve benzer provokatif açıklamaları yapanların ve bunların servis edilmesinde aracı olanların kınanması gerektiğini düşünüyoruz. Efendim, evet, bugün yine Kıbrıs müzakerelerinin konuşmayı yeğleri, zira 12 Ocak, 9-12 Ocak tarihleri arasında ülkenin kaderini belirleyecek olan, adanın kaderini belirleyebilecek olan ya anlaşmazlıkta bir anlaşma ya da sürecin devam etmesi noktasında bir açık kapı bırakma ya da referandumla ilgili artık bir tarih konuşabilme noktasına geleceğimiz önemli bir karar arifesindeyiz. Çok az sayılı günler kaldı. 6 gün sonra 9 Ocak'ta kameralar, dikkatler, bütün odaklar Cenevre'ye çevrilmiş olacak. Buradan çıkacak olan sonucu, sonuçları, muhtemel sonuçları değerlendirmeye devam ediyoruz odak noktasına da. Bugün de çok değerli bir konumuz var. Eski Dışişleri Bakanlarımızdan çok değerli bir konumuz. Sayın Vedat Çelik'le beraberiz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, evet. Zaman zaman gündemi bulandıran, asıl odaklanmamız gereken konuların dışına çıktığımız da oluyor. Bunlardan bir tanesi yaşadık son 24 saatte. Bilmiyorum, bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Ama bir olay var ki, yağan yağmur bile zaman zaman, açan güneş bile zaman zaman toplumlar arasında çatışmaya dönüştürülmeye çalışılıyor. Şimdi artık bu işler çok gelişti. Sadece sosyal medya deyip geçmek istemiyorum. Çünkü algı yönetimi noktasında küçük olayların üzerinden kimsenin anlamayacağı, zaman zaman insan hakları, düşünce özgürlüğü kisvesi altında, zaman zaman işte düşünce özgürlüğü, özgürlük savunuculuğu kisvesi altında toplumların, insanların karşılıklı olarak aynı ülkede yine aynı milletin birbiriyle düşürülmeye çalıştığını görüyoruz. Aslında İstanbul Ortaköy'de yaşanan saldırının da yine bu hedefe yönelik bir saldırı olduğu, eğlence merkezinin seçilmesinin nedeninin de bu olduğu ifade edilirken biz yine benzer bir tartışmayla 24 saattir ne yazık ki bunu konuşuyoruz. Ama bizim çok daha ciddi sorunlarımız var. Saymakla bitiremeyeceğimiz, bir programa sığdıramayacağımız çok ciddi sorunlarımız var. Bunların en önemli konularından bir tanesi ise tabii ki Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs müzakereleri. Öyle bir noktaya geldik ki 2004'ü zaman zaman anıyoruz, zaman zaman geçmişe dönmek durumunda kalıyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir yeniden, bu sözü herhalde gerçek oluyor ama netice itibariyle tarih yeniden tekerrür eder mi? Yoksa bir anlaşmazlıkta ya da bir anlaşmada anlaşılır, el sıkışılır mı? 9-12 Ocak sizin için ne ifade ediyor ve bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben başlangıçtan itibaren bu görüşmelerden fazla bir şey beklemedim. Çünkü bir uzlaşının olabilmesi için, bir çözümün olabilmesi için gerçekçi olmak lazım. Gerçekler göz önünde tutulmalı lazım.
Halbuki sağdan soldan dış baskılarla, etkenlerle aslında yanlış başladık, yanlış gidiyoruz ve korkuyorum ki yanlış da bitireceğiz bu işi. Nasıl yanlış başladık? Yani bizim bugün İncil'imiz, Kur'an'ımız nedir? 11 Şubat mı? Öyle görünüyor, çerçeve anlaşmamız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da karşı tarafta bir anlaşmadan bahsediyor, çerçeve anlaşmadan bahsediyor. Ve ne yazık ki az önce bahsettiğiniz sonuca birkaç gün kala dahi müşteri bir yorum dahi yoktur. Evet. Sayın Akıncı'nın üzücü ama gerçekleri yansıtan ve son günlerde birkaç defa tekrarladığı bir şey vardır. Rum tarafı hala daha federasyonu benimsemedi. Şimdi o bu işin özetidir. Değil mi? Federasyonu benimsemedi. Halbuki ben 1,5 senedir federasyon, sözde federasyon tartışıyorum. Ben birkaç daha söyledim. Tekrar edeceğim. Görüşülen federasyon değil. Görüşülen federasyon değil. Sözde federasyondur. Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyor. Devam edecektir. Şimdi tekrar engel olarak geldi. Şeye bile, Cenevre'ye dahi büyük engel teşkil ediyor. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti. Dolayısıyla anayasal bazı değişikliklerle azınlık, Türk azınlığını akomode etmek için ne verebilirim düşüncesinde karşı taraf. Ciddi bir eşitlik yok. Ciddi egemenlik yok. İki bölgelilik, iki toplumluluk aslında en gerçekçi parametrelerden birisiydi. Niye? Çünkü diğerleri, Birleşmiş Milletler'de de sağda solda belirli zamanlarda bizim gıyabımızda alınan, kabul etmediğimizi ilan ettiğimiz, reddettiğimiz kararlar. Ama bu iki liderin oturduğu, aldığı bir anlaşmadır. Ama ilk gün dahi farklı yorumlandı. 24 saat geçmeden fikir ayrılığının olduğu ortaya çıkmıştı. 11 Şubat'ı çok iyi hatırlıyoruz. 11 Şubat'tan bahsetmiyorum. Doruk anlaşmalarından bahsediyorum. Evet, geçmişe dayanıp peki. Doruk anlaşmalarından bahsediyorum. Oradan başladı zaten şey hikaye. Ama son hali 11 Şubat'tır. Yani şimdi bugün Doruk anlaşmaları yok meydanda. Buharlaştı. Ne iki tomrubluluk var, ne iki bölgelilik var. Dünkü Anastasya Adres'in beyanatını alalım. Trollos'a gittiler, değerlendirdiler, gidiyorlar. Gidebileceklerse. Hala benim o kuşkum dahi var. Gerçekleşecek mi acaba bu Cenevre? Niye soruyorum? Çünkü Cenevre'de yapılması öngörülen şeyi biz şeyde hedefliyorduk. New York'a gidişte hedefliyorduk. New York'a gideceğiz, genel sekreterle görüşmede farklılıkları mümkün mertebe daraltacaktık ve beşli konferansın kapısını açacaktık. Orada konuşturmadı adam ve gitmeden de ilan etti. Ulusal konseyine de garanti verdi. Ben gideceğim, merak etmeyin, işin özünü görüşmeyeceğim, beşli konferansı gündeme getirmeyeceğim, şu yapmayacağım, bu yapmayacağım. Hatta belki hiç görüşmeyeceğim çünkü oraya Cumhurbaşkanı sıfatımla gidiyorum. O var, o engel devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Neyse, döndük geldik, boynumuz bükük, burada çözemedik. Orada yapacağımızı burada da yapamadık. Kalktık, Montpellier'e gittik. Montpellier'e gittik? Toprak görüşmek üzere. Diğer konuları çözmenin toprağı neye görüşürsün? Nasıl görüşürsün? Niye harita verirsin? Veyahut onun %100. Şeysini, prensipleri görüşürsün. Cumhurbaşkanının yine birkaç gün önceki itirafı, 8 başlıkta diyor, 8 başlıktan hiçbirisi kapanmamıştır. Peki ne zaman kapanacak? 103 başlığın tartışmalı oldu. 103 başlık. Tabii bütün bunlar dururken zirveye ne gidersin? Yükü başkasına atmak için mi? Bitireceksen, zaten bitirdi adam Montpellier'in de, Cenevre'ye neye gidiyorsun? Ve biz haklı durumdayken, adamlar sıkışmışken orada, gerçi amaç sıkıştırmak değil, amaç hakikaten temiz bir sonuca götürmektir bu işi. Ama temiz sonuç teslimiyet değil. Durmadan taviz vermek değil. İştah kabarıyor güneyde. Dünkü beyanat, gittiler değerlendirdiler. Anastasya Adis'in söyledikleri. Çoğu da doğru. Çoğu da doğru. Ben diyor tüm halkın, ki biz de içindeyiz.
Kıbrıs halkının, Kıbrıslıların insan haklarını diyor sağlama aldım. İsteyen her vatandaş istediği yerde yerleşecek, istediği yerde ikamet edecek, istediği yerde mal alacak, iş kuracak, yatırım yapacak ve serbestçe dolaşacak. Üstelik sınırlama olmaksızın. Üstelik garantileri de ilk defa olarak pazarlaştırdım. Esas engel kalkıyor artık. Doğru. Şimdi iki bölgelilik, iki tartışıldığı zaman biz de işin içindeydik. Temiz iki bölgeden bahsediyorduk. Doruk Anlaşması imzalandı. Gece Rike çıktı. Şahidim ben. Makarios. Ve ilk ısrarla ilk soru göçmenlerimiz geri dönecek mi? Hayır dedi. Dönmeyecek. Şimdi işte efendim Sarih çoğunluğuna dönüştü o. O Sarih çoğunlukta dört şeyle, özgürlükle buharlaştı gitti. Peki ben avuç içi kadar bir yer. Avuç içi kadar bir nüfus. Dört özgürlüğü. Nasıl açarım kendimi canım? İngiltere teslim oldu ya. Çıkıyor bir şeyden. Dört özgürlük nedeniyle. Ki Şangay'da serbest dolaşım anlaşmasının da dışındaydı İngiltere. Ona rağmen, evet. Orada istediklerini de kopardı. Ona rağmen, şimdi hangi anlaşmayla gideceğiz? Biz entegre mi oluyoruz? Yoksa iki devletli bir konfederasyondan mı bahsediyoruz? Bir federasyondan, gerçek federasyondan mı bahsediyoruz? Yok gerçek federasyon. Ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamından bahsediliyor hala. Ha. Şimdi toplantıdan yola çıktık ya sözlerinize. Ha. Toplantının olup olamayacağından emin tabii, değilim. Gerçekleşmeyebilir değilim. Dediniz ama. Değilim. Hatta şimdi hani çoklu konferansın, uluslararası konferansın dışına da çıktık. Biz beşli diyoruz. Onlar çoklu diyor ya. Uluslararası konferans. Şimdi Anastasiyaris yeni bir söylem ortaya attı. Evet. Ve dörtlü konferanstan bahsediyoruz. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Kıbrıs evet. Türkleri de temsil evet. ederiz noktasına geldi. Peki bu ne demek? Malumun beyanı mıdır? Şimdi ne dersiniz? Bu işin özüne geliyoruz artık. Çoklu konferanstan mı vazgeçti? Çünkü çoklu konferans davet gerektiriyordu. BM'den de böyle bir davet çıkmıyor. Davet de çıkmazdı. Çünkü İngiltere ile Amerika, Rusya ile Çin ile bir masaya oturmak istemez. Evet. Bu Rum'un başarısı değil. Evet. Kendi iç yapısı itibariyle. Ya da başarısızlığı değil. Ha, başarısızlığı değil. Ama yardım istedikleri, yardım bekledikleri etkiliyor. Dur bakalım kardeşim seni bu işi nereye götürüyorsun? Bu bizim işimiz. Başkasını nereye karıştırıyoruz? Şimdi orada bir çıkmazda da girmemek için sebep yaratıyor adam. Kıbrıs Cumhuriyeti katılacak diyor. Peki Mert Bey, Kıbrıs konusu nedir? Kıbrıs sorunu nedir? Yönetim sorunudur aslında. Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Yani yönetim Kıbrıs Cumhuriyeti'dir sorun. Benim sorunum Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Çalınan, gasp edilen, kaçırılan İçine silahla kovulduğum Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Zamanında Thatcher'e sormuşlardı. İşte bir çözüm nasıl olur, ne zaman olur falan diye parlamentoda da. Dedi ki durun bakalım dedi. Kıbrıs sorunu öncelikle bir yönetim, bir hükümet sorunudur. Ve müşterek bir hükümet kuruluncaya kadar da bu iş sürecektir. Şimdi çözmeye çalıştığım sorunu alıyor götürüyor Cenevre'ye masama koy getiriyor. Bunu kabul et diyor. Teslim ol yani. Ve kendine göre nedenler sayıyor. Bir, madem ki diyor ben Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e yeri de müracaat etmeyeceğim. Evet. Şimdi tanınmakta olan ve üye olan Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek demektir. Bak. Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin var olmadığını sen imzaladın zaten Cenevre'de, protokolda, deklarasyonda. İki otonom yönetim diye. Toplumdan bahsediyorsun, toplum liderleri olarak diyorsun. Toplum lideri diye bir şey yok. İki eşit taraf vardır. Bu zamanda tartışıldı. Müzakereleri kestirecek kadar önemli bir sorundu. O şekilde değerlendirildi.
Birleşmiş Milletler'e aksettirildi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin deklarasyonu var. Kıbrıs azınlık çoğunluk meselesi değil, iki eşit taraf meselesidir. Biri öbürüne şunu yapmayacak, baskı yapmayacak, efendim tahakküm etmeyecek, temsil edemeyecek. Şimdi ben Kıbrıs Türklerini de temsil ediyorum diyor. Cumhurbaşkanı olarak gideceğim, oraya oturacağım. E peki sen gidersin oraya oturursun. Sayın Akıncı eminim. Eminim ve mecburdur bunu yapma. Diyecek ki ben de KKDC'nin Cumhurbaşkanı olarak buradayım. Hadi konuşalım. Yani şimdi elimizde ne var? Sepete bir bakalım. Elimizde 103 tane, 103 maddelik bir anlaşmazlık listesi var. Evet. Anlaşılamayan çok ciddi temel konularda kapanmayan başlıklar var. Evet. Öte yandan ana vatanların güvenlik ve garantilerle ilgili muazzam derecede tezat evet. bir anlaşmazlığı evet. var. Bir araya bile gelemedi. Evet. Yöneticileri bir Ülkiyette araya bile gelemedi. Ülkiyette çok ciddi anlaşmazlık var. İç başlıklara hiç girmedim bile. Çözmezsek harita vermeyeceğim. Planda bir anlaşmazlık var. Evet. Masa toplanmamış masanın nasıl oluşacağıyla ilgili bir anlaşmazlık var. Şekilsel, nitelik ve niceliksel farklılıklar var. Ve biz bu bağlamda haydi bir referandum çıksın diye Cenevre'ye umut pompalamaya çalışıyoruz. Şimdi umutsuzluk pompalamaya çalışmıyoruz ama görünen bir gerçek var. Şimdi şunu sormak istiyorum. Gerçekleri konuşuyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz. Şimdi bir anket çalışmamız oldu. Anketin sonuçları da bunu gösterdi. Kamu yoklamaları zaman zaman güneyde ve kuzeyde yapılıyor. Bunların da sonuçlarını takip ediyoruz. Ama vatandaşın gerçekten... yaşamış olduğu sıkıntıları, Kıbrıs sorunu ile ilgili rahatsızlıklarını hemen saymak isterim ve yorumunuzu almak isterim. Bir, vatandaş ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar doğru bilmiyor. Maalesef. Hep bunu bilmek istiyor. Maalesef. Bu bir. İkincisi, Rum tarafının açıklamalarıyla ortaya çıkan tablonun kimilerine göre 2004'teki Annan referandumu kadar ağır maddeler içerdiğini, kimilerine göre 63'te dayatılmaya çalışılan anayasa gibi belki de bunlardan çok daha ağır bir biçimde ortaya konulmaya çalışıldığı noktasında, yani Rumların egemen olduğu bir devletin, üniter federal devletin olabileceği noktasında endişeleri var. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bir, dört özgürlük meselesinden. Zira dört özgürlükle iki kesim sulandırılmış olabilir. Bu bağlamda zaten sayıca ve ekonomik olarak da zayıf olan Kıbrıs Türk toplumu bir şekilde yönetilebilir, üzerinde baskı kurulabilir. Tabii. Ve egemen toplum, egemen ortak Rumlar gibi olabilir. Öte yandan Çaprazoy, dönüşümlü başkanlık ki tam o konuda da netlik yok, bir anlaşmazlık var ama bir anlaşma olursa, örnek veriyorum 4 yıla 2 yıl gibi bir anlaşma olursa, ki bu bile çok doğru değil, kabul edilmiyor kimilerince, bu bağlamda Çaprazoy'un kabul edilmesi, %20'lik bir en azından ya da o oran ne olacaksa bir blok oy tehlikesi, yerel seçimlere katılma durumu yarın öbür gün 4 özgürlük sayesinde, mülkiyetle ilgili kriterlerdeki belirsizlik, yargıda çok ciddi bir hala anlaşmazlık var. Toprak konusunda %29.2'lik oran aslında büyük çoğunlukla hazımsanmış bir oran değil Kıbrıs Türk halkı tarafından. Bunu görüyoruz. Yeni göç. Yeniden göç durumuna durumu, sahil sınırlarının düzenlemesi, münhasır ekonomik bölge gibi buna benzer pek çok maddeyle ilgili vatandaş ortaya çıkan tablodan memnun değil gibi görünüyor. Ben onların adına konuşmak istemiyorum ama rakamlar bunu gösteriyor. Ve biz şunu sormak Başbakanın istiyoruz. Başbakanın yardımcısı bile bunu itiraf etti canım. 19 ayda acaba 2004'ün üzerine beğenmediğimiz, evet demiş olmamıza rağmen bugün tartıştığımız, eleştirdiğimiz 2004'ün üzerine ne koyduk? Siz ne görüyorsunuz? Bu eleştirileri, bu endişeleri saymış olduğumuz sırayla maddeleri nasıl değerlendirirsiniz? Bir şey koymadık, çok eksilttik. 11 Şubat bana göre teker teker maddelerini alalım. Federasyondan fazla konfederasyonu çağrıştırıyor. İki eşit devlet. Kimisi eyalet der. Velev ki. Orada toplumsal haklar vardır. Bireysel hak değil. Şeyin söylediği gibi insan hakkı meselesi değildir bu. Bireysel haklar vardır. Yetkiler aşağıdan yukarıya gidiyor. Yukarıdan aşağıya değil. Federal hükümet sana bunu verecek değil. Sen veriyorsun federal hükümete yetkileri. Çünkü artık yetkilerden bahsediyorsun. Egemen olan, Sayın Anastasia Hadise'nin bayrak açtırıp da götürdüğü ve şeysini yaptığı, reklamını yaptığı tek egemenlik, tek bilmem ne değil.
egemen olan iki taraftır. Kuruculardır. Bu iki taraf egemendir ki bir araya gelecek, şartlarda anlaşacak ve imzalayacak bunu. İki taraf imzalayacak. Egemen, zaten federasyonlar nedir? Egemenliğin paylaşılmasıdır. Evet. Şimdi bir o var. İkincisi, federasyon eşitlik diyoruz ki bu eşitlik egemenlik anlamında kullanılıyor. Rahatsız olmasınlar diye değiştirdiler. Yani Rumlar itiraz etti bu egemenliğe. Tek egemenliğe ki öyle bir şey yoktur dünyada. Çekoslovakya'da tek egemenlikti. Tek uluslararası kimlikti. Ama ne oldu? İki egemen tarafın oluşturduğu şemsiyedeydi. Federal hükümetteydi o teklik. Aşağıda var olan gerçek egemenlikler vardı. Ayrılma kararı verdiler, ayrıldılar. Bugün ve bizde de böyle olması lazımdı. Çekoslovakya Federasyon Anlaşması'nın birinci maddesi nedir biliyor musunuz? Ayrılma hakkımız baki kalmak üzere, saklı kalmak üzere iki taraf oturdular egemence şu konulardan anlaştılar falan. Self determinasyon hakkı. Bizde böyle bir hakkı kaldı yok. Kaldı ki. Benim self determinasyon hakkım 74'te başlamadı ki. 60 anlaşmasıyla gelmedi ki. 50'lerden beri benim egemenliğim vardır. Self determinasyon hakkım vardır. 60 anlaşmasında ben kurucu imzasıyla kendimi gösterdim ve referanduma gittim. İki defadır gidiyorum. O egemenlik hakkımdır ki Enosis'i önledi. Ne Türkiye'ye birleşme var ne Yunanistan'a var. İki tane burada ayrı kendi geleceğini tayin hakkı olan unsur var burada. Dolayısıyla ya Taksim'dir ya anlaşmadır dendi. Bu 50'lerde oluyor. Dolayısıyla tarihten gelen benim egemenliğim vardır zaten. Ama söylense de söylenmese de 1963-64 Anayasa darbesiyle, benim silah zoruyla dışlanmamla uluslararası hukuk zaten bana o hakkı verdi. Ayrı isyan etme, ayrılma ve ayrı hükümet kurma, ayrı devlet kurma hakkını bana verdi. Bunu uluslararası hukukçular söylüyor. Bu yalnız Fostov değil, eski başhakim. Bu yalnız Heinz değil, yardımcısı değil. Mesela Monroe, uluslararası hukuk profesörü, Amerikan. Ve Amerikan hükümetinin de uzun süre hukuk müşavirliğini yapan, uluslararası namı olan meşhur bir uluslararası hukukçu bu, profesör. Ne diyor? Ne kadar tanınırsa tanınsın, kaç kişi tanırsa tanısın, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne veyahut bilmem nereye ne kadar üye olursa olsun, hiçbir zaman meşruiyet kazanamayacaktır Güney diyor. Çünkü zoraki, gasp etti. Demokratik yoldan gitmedi oraya. Şimdi bu gerçekler var burada. Bu gerçekler var. Ama bütün Dönüşümlü başkanlıksa nüfus hiç söz konusu değil. Federasyonlarda nüfus değil, eşitliktir. Hiçbir zaman. Ama her şey nüfusa dayalı. Dayalı çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti esastır ve vardır ve var olacaktır diye. Birinci kayda var ve biz maalesef onun etrafında dolaşıp duruyoruz. Şimdi en nihayet geldi, karşımızda dikildi. Mesela dörde bir oranının korunmaya çalışılması. Yalnız dörtte bir değil Mert Bey. Yani sadece bu ve federal paylaşımlarda dörtte bir yönetim süresinin paylaşılması, kamu yönetiminde federal devletin federal organlarında çalışacak olan memur sayısından tutun da polis sayısına kadar yani tüm oranların nüfusa dayalı şekilde paylaşılması, sürenin bile nüfusa dayalı olması aritmetik, federal çözüme, federal modele uygun mudur? Var mıdır başka bir örnek matematiksel, nüfusa dayalı olarak? Matematiksel eşitsizlik mühim değil. Etkin katılımdır mühim olan. Ben 4 bakanlık alabilirim, o 6 alabilir. Ama bakanlar kurulunda bu 4 bakanın hayır dediği şey geçmez. Yahut hiç değilse 3'ünün 2'sinin evet dediği bir şey geçmez. Evet demezse geçmez. Etkin katılım odur.
Parlamentolarda da öyledir. Şimdi ise Sayın Akıncı bir en azından bakanın veto hakkını niye bir bekliyor? Niye bir de iki değil? En azından. Yani. Yarın oy hakkı olacak. İnsanlar da var kuzeyde. Bizden olmayan. Yani bizden olmayan diyorum. O 40 bin gelecek, 40 bin. %20 kişi. Ne olacak onlar? Onlar vatandaş olacak herhalde. İç kimliği de olacak onun değil mi? O da önce bir soru. Önce iç vatandaş olacak. Ha? Önce iç vatandaş olacak yani. O zaman nereye gideriz? Birle. Sonra niye bir? Ayrı çoğunluk desin. Eğer etkin şeyse. Ama bir dönüşümlü başkanlığı şimdiye kadar koz olarak kullandı. Bütün taleplerine karşı taraf garantileri dahil. Bir dönüşümlü başkanlığı koz olarak kullanıyor ki zamanında kabul edilmişti. Şimdi güzel bir şey koparmaya çalışıyor dönüşümlü başkanlık karşılığında. Evet, daha isteyecek. Ve o dönüşümlü başkanlığı bir şeyli çapraz oya bağladı. İki sürelere bağladı. Üç veto. Veto değil. Altını boşalttı. Bakanlar kurulunda başkanın ve başkan yardımcısının oyu yok. Sembolik. Sembolik bir makam için bütün bu tavizleri istiyor. Başkanın ve başkan yardımcısının bakanlar kurulunda oy hakkı yok. Düşünebiliyor musunuz? Dönüşümlü başkanlık, dönüşümlü başkanlık. Çünkü sen başladıysa orada ancak bir kişi olursa, burada bir kişi olursa, orada da bir yıl olsun yapalım dersen, neticede bu olur. Verirsem de boş bir şey vereceğim sana. Al tepe tepe kullan. Hatala zinciridir bu gidiyor. Mesela yargı meselesi de çok ilginç. Anlaşılamayan bir konu üzerinde bildiğiniz yazı turu atma benzeyen bir çözüm. Ya uluslararası bir şimdi otorite tarafından Allah'ını karar verilmesi. Olacak iş mi bu? Olacak iş mi? Bundan geri dönülmüş galiba. Ben geleceğimi, hakkımı, hukukumu bir yazı turuya bırakabilir miyim canım? Yani. Ama gerçekten yazı tura meselesine dönülmüş olmak. Şimdi o kadar çok başlık var ki teker teker açmayalım bunları. Ama ne toprak konusunda %29.2'lik, ne nüfusun 4'e 1'e bağlanması, dönüşümlü başkanlıktaki süre, yeniden göç, bütün tapuların tekrar şeye açılması. Evet, mülkiyet kriterleri. Bitiriyor. Çapraz oy meselesi, hele 4 özgürlük meselesi ki bu bizim sonradan 2004'te başımıza gelmeyen ki o zaman evet. Rum tarafı Avrupa Birliği'nde olmadığı halde bugün 4 özgürlük çok ciddi bir anlamda kabul edilmiş bir durum. Delegasyonlar yok, kabul edilmiş. Avrupa Birliği birinci el hukuk meselesi yok. Bu bağlamda burası tamamıyla hiç daha önce bir sorunun yaşanmadığı bir Avrupa Birliği ülkesi gibi görülmeye çalışılacak ama toplumlar arasındaki evet bir çatışma bir durumu ortamı yok ama yarın bir çatışma durumu olmayacağı noktasında kimden güvence alabiliriz? Çatışma ortamı yok ne demek Mert Bey? Ona aktif fiziksel yani şu anda yani iki toplumun birbiriyle savaş hali yok. Bugün. Bugün yok ama birinci yarın, gün olacak. Yarın. Anlaşmanın birinci günü olacak ama. Fiziksel savaştan bahsetmeyebiliriz. Yani siz bugün mülkiyetle birlikte yarın Kıbrıs'ı tamamıyla savaş düşmüş bir ülkeden farksız bir hale getireceksiniz. Evet. Yani çünkü 3 yıl boyunca Rum gelip ben malımı istiyorum deyip işte ya malını alacak ya tazminatını ya da iadesini bunun karara bağlanmasını bekleyeceksiniz ve sizin elinizdeki devletin vermiş olduğu tapunun hiçbir anlamı hiçbir hükmü kalmayacak. 3 yıl boyunca ülkedeki ekonomi ne olacak? Kimse mal alıp satamayacak, ipotek gösteremeyecek, dolayısıyla yatırım yapamayacak. 3 yıl boyunca hayat duracak mı? 3 mü dediniz 30 mu dediniz? 3. Ben 30 diyorum. İlk 3 yıl. Ha, ardından bu iş sürüncemede kalırsa davalarla beraber yıllarca da sürebilir. O zaman ne olur? O zaman çözüm mü oldu? Peki şunu sorayım size. Yarın biz Avrupa Birliği ile beraber Birleşik Federal Kıbrıs çatısı altında devleti idame etmeye çalışıyoruz. Yarın Avrupa Birliği'nde taşlar yerinden döküldü, söküldü ve Avrupa Birliği dağıldı. Ya da Avrupa Birliği'nin bazı mekanizmaları ortadan bilfil kalktı. O zaman ne olacak? Ben size bir örnek vereyim. Cebeli Tarık Boğazı'nda İngiliz üssü var. Çekişmeliydi. İspanya müracaat ediyor. Pardon, İngiltere, İspanya Avrupa Birliği üyeliğine müracaat ediyor ve İngiltere içeride diyor ki ya bunu egemen şey olarak kabul edersin ve o hiçbir zaman giremeyeceksin. Ben seni sürekli veto edeceğim. Güzel mi? İspanya orada taviz veriyor. Mecburi. Taviz veriyor. Avrupa Birliği'ne girsin diye
orayı İngiliz'e egemen üs olarak veriyor. Ve birinci hukuk oluyor. Yani istisnai bir durum. Gibi ve Eurotur gibi birinci hukuk da oluyor. Tartışılamaz bir konu haline geliyor. Bugün İngiltere çıkıyor. Ne oluyor? Orada kalıyor ama. Yani bir geçici bir menfaat için büyük taviz verilmez demek istiyorum. Güven yok. Avrupa Birliği senin teminatındır. Avrupa Birliği kime teminat oldu şimdi? Biz İngilizlere şunu sorduk. Avrupa Birliği'nin çatısı altında temsil edilecek yeni bir federal devletten bahsediyorsunuz ben da. Ben bunu Rum arkadaşlarla tartıştım ve tartışmaya da devam ediyorum. Ve bana cevap veremediler. İngilizler de veremiyor. İngilizler cevap veremiyor. Çünkü Avrupa Birliği çatısı bugün, altında birleşecek bir federal bugün, devletten bahsediyoruz ama İngiliz üsleri orada ne anlamda duracak? Avrupa Birliği'ne üye olmayan bir devletin toprakları üyesi olarak mı devam edecek? Bu nasıl Avrupa Birliği altında devleti birleştirmek? Ve formül... Avrupa Birliği içerisinde İngiliz bu üsleri birinci hukuk yapabiliyor ise. Değil mi? Bir istisna olarak. Sen nasıl garantilere karşı çıkarsın? Amerika orada ordular bulundururken, üsler bulundururken, Almanya'nın içinde hem de, sen nasıl buna karşı çıkarsın? Çağdaş ülke olmuş, Elikanlı Güney. Nasıl çağdaş ülke oldun? Sen bana hala daha ambargo uyguluyorsun ya. Geçmişin hesabını çok sormadım senden çünkü daha. Ve sormayacağım da anlaşıldığına göre, oraya kadar gitti, Karadağ tazminat konusu şeye gelmedi, gündeme gelmedi. Vakıf malları gündeme gelmedi. Ben hakkımı hala daha gündeme getirmedim canım. Nasıl bekleyeyim ben bu çözümü ya? Buna nasıl çözüm diyeyim? Kıbrıs Türk toplumu için bana sorsalar, size sorsalar, lalitayım bir vatandaşa sorsalar. Ya o masaya oturuyoruz, çözüm arayacağız. Nasıl bir çözüm bekliyorsun? Yeniden çözüm masasına oturmayacağım bir çözüm birinci, beklerim. Birinci şartım benim yeniden göç yok. 4 daha göçmen oldum. Bir daha göçmen olanın mağduriyetini gidermek için 4 defa göçmen olan birisini 5. defa göçmen yapmam. Bir. İkincisi eşitlik, güvenlik. Ve şimdiye kadar gündeme gelmedi. Hep iç dengelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin burada mevcudiyeti ve hakları. Türkiye'nin hem hakkı var hem mükellefiyeti var burada. Vazifesi var. Görevi var. Mükellefiyet nedir? Beni koruması. Peki diğer maddeleri nedir? Sizin için çözümün olmazsa olmazları nelerdir? Devam edelim saymaya. Eşitlik, güvenlik, garantiler, devletim, yeniden göç olmaması. Devletim ve garantiler esastır. Bunlar esasça. Bunlar esastır. Evet. İki egemen taraf olarak otururuz. İyi komşuluk münasebetleriyle başlarız. İyi komşuluk münasebetleriyle başlarız. Başlasaydık bu 40-50 senede zaten bir yere kadar belki gidebilecektik. Ama ne yazık ki bugün Cenevre'den yarın öbür gün çözüm bekleyen ve entegrasyona giden, birleşmeye değil entegrasyona giden bir çözüm şekli var karşımda. 4 özgürlükle. Trodos yanıyor ve benim suyumu kabul etmiyor adam. Ambargolarım devam ediyor. Ama bırak ambargoyu. Ambargo tabii düşmanca, düşmanımdır, yapacak. Yangınını söndürmek için suyu kullanmak istemiyor. Türk suyudur diye. Şimdi Elam'dan bahsetmeyelim. Programımız çok dardır. Ama yoktur canım. Komisyon kuruldu. Milli Marif Komisyonu kuruldu. Eğitim Komisyonu kurdu Sayın Cumhurbaşkanı Güney'le. Ya o geçmişte yaptık. Tarih kitaplarını da değiştirdik. Dokunmadı, virgülüne dokunmadı. Bunu yaptık. Gene ya dokunmaz. Dokunmaz. Harp halidir diyor. Kasus bellidir diyor Şeyh Hrisostomos. Tarih kitaplarına dokunmak, virgülüne dokunmak. Dokundurmaz. Peki. Bu bunlarla biz ışığı altında, iyi komşu olamadık. Biz daha iyi komşu olamadık. Çözümü konuşuyoruz ama bu çözümün de pek iyi bir tarafı yok. Yani bu haliyle çözüm, aradığımız çözüm değil. Bizi memnun etmeyen, Güney'i de istesek de bu elde edeceklerimizi, arzu ettiklerimizi elde etsek de Güney'i memnun etmeyecek bir anlaşmayı arıyoruz. 50 yıldır aradık, bulamadık. Tam 15 tane, 50'lerden bu yana tam 15 tane anlaşma metni Rum tarafınca tek taraflı olarak reddedilmiş. Evet. Türk tarafı da bu 50 yıl sonra bu kez böyle bir çizgiye yaklaşmış olabilir mi? Yani 2004'ün
Faturasını hala ödüyoruz. Aradan geçen bir 12-13 yıllık bir süre var. Bu 13 yıl zarfı içerisinde ne olup bittiği ortada. Sizce bütün bu yaşananlar ve ortaya 3 aşağı 5 yukarı çıkmaya başlayan, görünen metinin şekli şemali Kıbrıs Türk tarafınca nasıl karşılanır? Sizce bir referandum bugün gündeme gelmiş olsa Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte ya da Türkiye'ye rağmen nasıl bir yol izler, ne dersiniz? İşte anketiniz ortada. %90'a yakın bir hayır. Bana ne soruyorsunuz? Ben bunu görüyorum. Ben büyük merkezlerin hepsine gittim. Konferanslar da verdim. Tartıştım, geldim. Hem ilçelere gittim, hem büyük köylere gittim. Giderim. Gelenler var, gidenler var. Halkın içindeyim. Şimdi bilinenlerle yeterli olmak üzere. Şimdi bilinenlerle, bilinmeyenler de var daha. Bildiğimiz kadarı bile yeter. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, sözcünün de, bizim tarafın da itiraf ettiği, kabul ettiği. Örneğin dört özgürlük, örneğin mülkiyetteki bazı prensipler, kriterler. Örneğin garantilerin sulandırılması. Örneğin %20 Rum'un içime gireceği tekrar. Örneğin bilmem ne kadar toprak vereceğim. Yani bu bilinenler kesin. 2004'te evet diyenlerin tavrında bir değişiklik görüyor musunuz? 2004'te ters yüz oldu iş canım. 64 evet, 70 hayra döndü. Ve buna rağmen devam ediyoruz. Bu anketleri zaten müzakere ekibim çoktan yapmış olması lazım. Ki yapıyorlar. Göre... Yapıyorlar. Ama kullanmıyorlar. Kendileri için yapıyorlar. Tamam, kendileri için yapıyorlar. Şimdi tabii iki taraf arasında farklar da var. Bazen bizi şöven, barış istemez. Yok, barış istiyorum ben. Ama barış istiyorum. Çatışma değil. Şimdi karşı taraf almış Mavroyannis'i görüşmeci yaptı. Mavroyannis ne? Edekçi bir hayırcı. Hayırcı. Öyledir. Hayırcıyı koyacaksın oraya ki anlam planını güçlendirsin. Biz ne yaptık? En temel kurumu kuruluşlarla Cumhurbaşkanı ile görüşemedik. Doğru mu bunlar? Peki süre daralıyor. Sormak istiyorum. Cenevre toplanamayabilir. Böyle bir görüşme gerçekleşmeyebilir ya da dağılabilir diyorsunuz. Ama velev ki dağılmadı. O toplantı, o konferans öyle ya da böyle, beşli ya da çoklu, adı her neyse, bir şekilde bir formül bulundu ve toplandı. Siz o masadan bir referandum kararı çıkabileceğine inanıyor musunuz? Eğer çıkmazsa süreç nereye gider? Süreç yeniden toplanmayı deneyebileceğimiz bir sürece, bir bekleyişe doğru mu geçer? Gireriz, yeniden süreci mi bekleriz? Bir referandum kararı sürprizi olur mu? Ya da Türk tarafı anlaşmazlıkta anlaşma noktasında bir tavırla masadan kalkan taraf ya da bunu teklif eden taraf olur mu? Ya da iki devletli çözüm istiyoruz şeklinde bir plan ya da bir savunu ortaya çıkar mı? Nedir sizin muhtemeldir Cenevre görüşmesinden çıkacak olan 12 Ocak'takinden bahsediyorum. Cenevre'den olumlu bir sonuç beklemiyorum. Referanduma götürülecek bir sonuç beklemiyorum. Kesinlikle. Hele hele son birkaç günde ortaya atılan yeni şartlarla, koşullar altında. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti de orada olacak. Efendim, harita verilmezse, her şeye rağmen harita verilmezse Cenevre'ye gidilmez veyahut konferans olmaz vesaire vesaire. Bunlar diyelim ki şey edildi. 103 konu açıkken 8 başlıkta ve mühim başlıklarda ben şu soruyu soruyorum kendime. Mülkiyet konusu çözülmezse toprakta harita verilmesi gerekiyor mu? Ve caiz mi? Bu tedirginliği neye yaşatayım ben halkıma? Zaten yeteri kadar tedirgin. Bir Alayköy bugün gece uyku uyuyamıyor ya. Bu Allah'tan reva mı yani bu halk için? Ve çözüm buluyoruz. Ve refah bekliyoruz, mutluluk bekliyoruz, barış bekliyoruz. Bir köy veriyorum.
60-70 bin kişiden bahsediyoruz. Ve bu anlaşma ve barış, bu savaş canım, açıktan açığa savaş. Uygulanamayacak bir mülkiyet rejimi, uygulanamayacak bir çözüm şekli. Peki eğer bir referandum tarihi çıkmazsa ne olacak? Süreç neyi bekler? Yani onlarca görüşmeyi süreç, dilerim takip ki, ettiniz. Dilerim ki 60 şeyde anlam planından sonra ve Montpellier'den sonra yaptığımız hatayı yapmayalım. Tekrar gidip bu masaya aynı koşullar altında oturmayalım. Peki ne olacak? O zaman bir şart kalıyor. O da bize bağlıdır. Oturacağız, çalışacağız ve adam olacağız. Bu devleti devlet yapacağız. Saygın bir devlet yapacağız. Ekonomisiyle, yönetimiyle, şeffaflığıyla, yargısıyla, tanınmadan meclisiyle olacak, yoksa tanınması için mücadele edecek. O zaman tanınırsın. Bugün Tayvan'ın tanınma ihtiyacı mı var? 200 milyar ihracatı var ya. Ben gitmesem onlar gelecek diyor. Bu kullandığınız telefon var ya, beynini onlar yapıyor. Kimin neye ihtiyacı var? Sefiri yok orada, ticaret ateşesi var. O bana göre o daha da iyi. Sefir diplomattır. Ama bu iş görür, o da devlete bir şey kazandırır. Neye ihtiyacım var benim? Sorunlarımı çözersen. Ama en büyük konu ki tartışmadık bugün. Yalnız beni boğmaya çalışmıyor. Türkiye'yi buradan çıkarıyor. Türkiye'siz bu ada, bu Kıbrıslı halkı bir gün ayakta duramaz. Peki Türkiye'nin, Türk askerinin güvenlik ve garantilerinin olmadığı bir anlaşmayı bir gün Türkiye kabul eder mi? Eğer Türkiye bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini ortaya koyarsa, ki hala koyuyor, bir gün bunu iddia etmekten, bunu istemekten, bunu arzulamaktan vazgeçer mi Rum-Yunan ikilisi? Ben o soruyu kendime hiç sormadım. Hiç sormadım. Bu halk buna ihtiyaç duyuyor. Yani bir sıkıntı altında, bir baskı altında Türkiye burada taviz verirse ben referandumda evet diyeceğim, Türkiye sıkıntıdadır diye. Yoksa bilakis 11 yıl ya Türkiye gelemedi, ne oldu? Teslim mi oldum ben? Biz eğer dik durursak, biz eğer burada evimizi düzene sokarsak Türkiye ne yapar diye düşünmem ben. Endişeliyim diye değil. O Türkiye'nin bileceği bir iştir. Kendi haklarını korur. Ama ilk önce ben buraya sahip çıkacağım ki Türkiye'nin de eli güçlensin. Bu müzakerelerle o fikirdeyim ben ki Türkiye'de müvaki yaptık. Hangi yönde? Yani diyelim ki biraz daha taviz verdik ve Rum'la anlaştık. Türkiye'nin karar vereceği konularda Türkiye sıkışmıştır. Garantiler konusunda da, bilmem ne de konusunda da demek istiyorum. Yani Kıbrıs'la anlaşılan Türkiye engel oldu. Evet. O ortamı niye yaratayım ben? Peki Erdoğan'dan bir sürpriz bekler misiniz Cenevre'de? Sürpriz değil. Yani bir one minute gibi. O sürpriz olmaz benim için. Büyüksele yapması gerekiyor. Sürpriz değil ki benim için o. Yani 2004'te öyle ya da böyle. Teslim fermanını mı imzalayacak? 2004 yılında Türkiye'nin reyi evet yönündeydi. Öyle ya da böyle. Rum tarafının hayır demesi, Türk tarafının evet diyerek masadan kalkacak olmasının vereceği belki avantajlar kullanılmaya çalışıldı. 2004'ten bahsediyorum. Hayır öyle değil. 2004'te öyle neydi değil peki? Efendim. Neydi efendim? Türkiye bu referandum, bu şeyin anlam planının onaylanmayacağını biliyordu. Aylar kala bize esas şeyin geldiği zaman güneyde o hiç çıkacağını biliyordu. Söylenen telkinler de oydu. Peki tamam. Türkiye eğer bunun... Hayır diyecekler. Biz evet diyelim ki bari yolumuz açılsın. Peki açıldı mı yok? Bilakis. O da bir derstir. Açılmadı. Yani bu hatalar tekerrür. Yani tarih tekerrür eder ama. Yani biraz da ders alalım da o etmez. 2004'te Rum'un hayır diyeceğini öngörebildiysek ve bunun için evet diyerek masadan kalkacak taraf olarak bunun vereceği avantajı kullanmak eğer bizim B planımız ise asıl planımız buysa, gizli planımız buysa, bunu neden kullanmadık, niye kullanamadık? Kullanamadık.
Kullanmadık değil. Kullanamadık. 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 Ha, peki o zaman işte bunu düşünürsünüz. Eğer kullanamadıysak demek ki asıl plan bu değilmiş ya da bu söylenenler doğru değil. Ya da farklı şekilde akıllara gelir. Siz yani, zaten buna hazır olursanız... Yalnız başka bir soruyla cevaplayalım biz bunu. %64 sizce hakikaten Rum'la birleşmek, entegre olmak mı istiyordu? O evetin anlamı o muydu? Türkiye'nin isteği için. Bıraktık Türkiye'yi. Peki ne istiyordu? Bugünkü toplum o günkü toplum değil. Hanya'yı da gördü, Konya'yı da gördü. Rum'u da kapılar da açıldı, daha iyi anladı, tanıdı. Ve görüyor, her Allah'ın günü de görüyor. %64 eğer Rum'la birleşmek isteyen bir toplum olsaydı, o şeyin yabancılarla kabul edildiği anlamda hayışkar olsaydı, yarın nüfus bugün gitmişti, yerleşmişti güneye ya. Bir kişi göster bakalım. İş yok, güç nasıl? Yok. Güney nereye yerleşiyorsunuz? İspatı bunun işte içinde. Nereye yerleşiyorsunuz? Bence yerleşmek yerine sosyal hayata bakın. Ya güneye geçerken özel... Yani Vedat Bey, milli bayramlardan tutun da dini bayramlara kadar ne zaman boş bir vakit olsa alışverişimizin 5 lirası atıyorum buradaysa orada yaptığımız alışveriş 2 lira 3 lira. Rum buradan 1 liralık alışveriş yapıyorsa biz orada 5 liralık alışveriş yapıyoruz. Siz de kalkmışsınız oraya yerleşirdik diyorsunuz. Yerleşmekten hiç de beis yok ama yerleşmek yerinde paranızı bu orada harcamak bence en büyük zaten buradan çıkartılacak bu sonuçtur. Bu bilinçsizlik gene devletin hatası. Onu bilmiyorum ama %64'te oraya katılıyorum size. Yani %64 yani milli bugün... eğitim bugün milliliğini kaybetti. Onu kabul edelim. Peki %64 o dönem %64 tamamı belki de aynı çizgide değildi ama bugün itibariyle bunun daha farklı olduğunu ve herhalde bugün bir anlaşma olsa bu maddelerle beraber ortaya çıkacak olan anlaşmayla beraber biraz daha hayıra yakınız diyorsunuz ve Cenevre'den de bir sonuç, bir referandum sonucu çıkabileceğini düşünmüyorsunuz. Hayır. Peki bu bizim için bir milat olur mu böyle olur. Bir tablo çıkarsın? Olur. Bütün bu olup bitenlerden sonra aynı temelde bir müzakereye tekrar oturacağımıza inanmıyorum ben. Bu halk kabul etmeyecek bunu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Yani bir 10 yıl sonra bu kez görüşme masası daha farklı bir formatta olur diyor. Onu diyorum. Şimdi bir 10 yıl sonra diyor mesela Sayın Cumhurbaşkanı ben bunu düşünüyorum. Yeni gelen sekreter geldi. Bir 10 yılda o görevde kalsa yani 10 yılın bu görev süresinin zarfında tekrardan bir 10 yıldan müzakere bekleyeceğiz. Yeni bağlantılı değil bu. Yani bir 10 yıldan kastı nedir Sayın Cumhurbaşkanı? Yani tabii bunu ona sormak gerekir ama benim aklıma zaman gelen budur. Zamanla ne çalışıyor demek istiyor. Yani bir 10 yıl sonra yani bir 10 yıl daha sürümcevede bekleyecek miyiz müzakereleri? Şimdi bakın tekrar dönelim 64 ile 75'e. Rumlar niye hayır dedi buna? Kleridis o akşam ağladı. Duayen Kleridis ağladı. Tarihi en büyük hatasını yaptınız dedi. Hayır demekle. Niye? Çünkü alabileceklerimizin ekseriyetini aldık. Geriye kalanları da Avrupa Birliği muktesebatı içerisinde zaman içerisinde rahatlıkla alabilecektik dedi. Bu fırsatı yitirdiniz dedi. Neye Papadopoulos hayır dedi? Ağlayarak. Çünkü o planın uygulanamayacağına kaniydi. İnanıyordu. Uygulanamazdı. Nitekim herkes çatışma bekliyordu. Bu nedenledir ki en kritik günlerde birkaç bin askeri olan Avrupa Birleşmiş Milletler'in burada 7 bine 8 bine çıktı askeri sayısı. Dolayısıyla ve ben bunu Lord Honey ile tartıştım uluslararası konferanslar Londra'da. Bana ne dedi biliyor musunuz? Haklısın çatışma olacak dedi. Ama unutmayın dedi. Öyle şeyler olur ve 60 sene sonra da unutulur gider. O kadar da basit yani. Yani onlar hayırı ne söyledi? İnansaydı uygulayabileceğine. İnansaydı uygulayabileceğine. Ve o 64 evetin gerçekten samimi bir entegrasyona, samimi birleşmeye yönelik bir şeydi. Kabul ederdi. Olamazdı. O şartlar uygulanamazdı. Bugünkü şey daha da çapraşıktır. Hem idari yönden, hem siyasi yönden, hem mülkiyet yönünden. Hem de konjektüre bakarsanız. Hiç içinden çıkılmaz. Peki,
Bugün yanılmıyorsam eğer tarihte yani 63 ya da 64 olacak, siz daha iyi bileceksiniz. Yerel yönetimlerden Türk tarafının dışlanmasıydı. 3 Ocak 1963. Evet, tarih evet. Bu. 54 yıl önce yani tam, hı hı. Kıbrıs'ta Makaryos Türk belediyelerini lağvetmişti. Kıbrıs Türklüğü de gerçekten tarihi bir günlerden biridir bugün, 54 yıl önce. Bu bağlamda söylemek istediğiniz bir mesaj var mı bilmiyorum. Bu mesajı şöyle vereyim ben. O böyle günleri kapatalım. Yaşadık. Gerçi ben yurt dışında görevliydim ama yaşadık. O günleri yaşadık. Fostov'un beyanatı var buna. Vedat Çelik'in cevabına hiç ihtiyaç yok. Fostov dedi ki Makaryos bu anlaşmaların uygulanmasını istemedi. Makaryos isteseydi bu iş çok rahatlıkla uygulanabilir bir anayasaydı. Bir, iki, birkaç karar da verdi lehimize ve EOKA bunu vurmasın diye üstlerden kaçtılar. Kaçırıldı, İngiliz bunları üstlerden kaçırdı. Makaryos'u nasıl kaçırdı? Üstlerden. Fostov'u da böyle kaçırdı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı. Bu da tarihtir. Tarihe şey düşüyorum şimdi. Fostov'u ve Hines'ı şeyden, Avrot'un üstünden İngiliz'de kaçırdı EOKA vurmasın diye. Şimdi bunlar da benim karşıtlarım. Benim muhataplarım bunlar ya. Ortaklık kurmak üzere olduğum bunlar. Evet. Onun için ısrarla diyorum. Sen tarafında, ben tarafımda, gelin iyi komşulukla başlayalım. Ha, bir hudut düzenlemesi yapacaksak yapalım. Bir de hesaplaşırız, mahsuplaşırız. Ona karşı da değilim ben. Mahsuplaşalım da. Ama mahsuplaşma da yok. Savaş başlattılar, kaybettiler. Tazminatını da benim ödemem istiyorum. Yok öyle bir şey. Tarihte yok. Vakıf malların üstüne yattılar. Bizim ağzımız açılmıyor. Bir muammadır yani bu. Bunun gibi ne muammalar var? Ama herhalde en büyük muamma olan Kıbrıs sorununun çözülüyormuş, çözülmek isteniyormuşçasına masalarda sürüncümede beklemesi, halkın, özellikle Kıbrıs Türk yani, halkının buna daha fazla herhalde tahammülünün olmayacağı noktasında. Birkaç kişinin arkası sıvazlanıyor, birkaç kişi bir yerde bir menfaat görüyor diye. Bu işler uzayıp gidiyor. Tam tersi de sizler gibi düşünenler için de söyleniyor gerçi ama sonuçta toplum menfaatlerini gözetme noktasında biz de dengeleri korumaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da Kıbrıs Türk halkının endişeli olduğunu, evet çözüm istediğini... Fırsat verdiğiniz şunu söyleyeyim ben. Ama buyurun. Ben bir emekliyim, benim beklentim yok. Ne makam ne para. Eşdeğerim de yok. Onu da açıkça söyleyeyim. Eşdeğer sorunum da yok benim. Ben şahsınıza özel söylemedim. Hayır, dolayısıyla. Çünkü bazıları dışarıda konuşuyormuş da evet. Şeyime geliyor işte Vedat Çelik herhalde falan diye. Evet, onu herkes için yaparlar. Biz de yaftalamayı çok severler. Peki, ancak biz tabii ki ülke menfaatini ve toplum çıkarını düşünmek zorundayız. Tabii. Bu bağlamda çeşitli görüşlere de yer vermeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katkı koyduğunuz için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, odak noktasında da bugün Kıbrıs müzakerelerinin çok deneyimli bir isimle Sayın Vedat Çelik'le beraber konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Sık sık belirtmeye çalışıyoruz. Ülke menfaatleri her şeyin önündedir. Toplum çıkarları her şeyin önündedir. Bu bağlamda da doğrunun bulunması, toplumun aydınlatılması noktasında da elimizden geleni dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince aktarmaya tarafsızca devam edeceğiz. Bu programda da yıl boyunca da. 2017 yılının içerisinde bir çözüm mümkün olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama Başbakan Ankara'dan böyle bir mesaj gönderdi. Bunu bir mucize olarak değerlendirdi. Bunu da belirtmekte fayda var. Mevcut tezler ortadayken tarafların 2017 yıl içerisinde bir çözümün olmasının mucize olarak değerlendirdiğini belirtti Başbakan. Öte yandan da hassasiyetler noktasında Türkiye ile mutabık olduklarını da belirtmiş oldu. Başbakanın açıklamaları arasında bunlar vardı. Yeri gelmişken ben de aktarmak istedim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Yarın aynı saatte saat 16.30'da odak noktasında biz yeniden burada olacağız. Diyalog.